Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Çok iyi hissettiren mekanlar için çözüm paslama uzmanı Rigips. Rigips, üçleme programını sunar. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Üçlemeden herkese merhabalar. Futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kendi meşrebimize göre yorumladığımız futbol sohbet ve eğlence programı tabii ki başlıyor. Bizler kim miyiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Bendeniz garip koreba dostu Nazım Türknaz. Programımızın yükselen değeri ünlü yorumcumuz Volkan Yılmaz ile birlikte sizlerle birlikteyiz. Evet, üçleme başlamıştır. Her zaman söylediğimiz gibi hafta sonu gelir, üçleme başlar, evler, radyolar ve arabalar adeta bayram yönüne döner. Doğru mu Volkan Yılmaz? Doğru. Peki bizim Salim ne düşünüyor acaba bu konuyla alakalı? Salim'cim, bir şey söyleyeyim mi? Salim bizi sever. Salim bizi sever. Biz Salim'i daha çok severiz. Orası ayrı konu. Volkan Yılmaz. Bizi seveni, orayı karıştırmayalım. Bizi seveni daha çok severiz. Evet. Herhalde sevgili Salim Malal da bunu biliyordur. Biliyor. En nihayetinde. Çünkü direkt konunun açıkçası direkt muhatabı o. Bu arada Salim Manav değil. Salim Pinky Pleaders. Artık Salim Manav ismi tarihin tozlu yapraklarına girmiştir. Kilolar veriliyor. Kilolar verilmiş. Kilolar veriliyor. Böyle yüz göz imajlar değişmiş. Ekstradan böyle bir değişik hareketler. Bir güzelleşmeler var. Bir şekiller, şemaller. Ama ben de verdim bak şimdi. Hı? Ben de mesela. Ondan gördüm. Bir tek sen vermedin. Ondan gördüm. İhtiyacım yok çünkü. Hayır, ondan gördüm. Maşallah vermiş. Bir de bizim Hüseyin Karabacak var. Hı hı. O da bayağı vermiş. Öyle mi? Çok vermiş valla. Valla kilo veren. Seni gördüm ben geçen gün. Evet, valla kilo veren. Bakar mısın kardeşim ya? Yani? Güzelliğe bakar mısın? İmaj yapmış. Şekil yapmış, görüyor musun? Dur bir dakika. Evet, yani üçleme programı bugün tabii 13-14 saatler arasında sizlerle birlikte olacak. Bugün tabii ki birbirinden özel konuklarımız var, konularımız var. Her şeyden öncesinde. Mükemmel. Tabii Salim. Görüşürüz. Sonrasında hallederiz. Herkese tabii çok çok teşekkür ederiz. Bugün de programımıza iştirak edeceğiniz için. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, üçleme takipçileri, sosyal medya hesaplarımız Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme. Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tabii ki bu hafta mini maç arasından sonra artık bu hafta maçlarımız başlıyor. Biz de bakalım tabii ki bu maçlar ve sonuçları nelere kadir olacak. Artık yavaş yavaş da ligimizin de sonuna geliyoruz. Bir şeyler artık netleşmeye de başladı. Yani %80 itibariyle tabii diyorum netleşme, şampiyonluk ve düşme hattındaki takımlarla alakalı olan durumlar. Bu saatten sonra bir şeylerin kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bak Volkan diyor ki Adil Erdoğan selamlar, iyi yayınlar. Salim Manav galiba demiş kebabı bırakmış. Değil mi? Yani şimdi kebap bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Tabii. Yani Adana'dan çıkmıştır, Urfa'dan çıkmıştır ama tüm Türkiye ve dünyaya yayılmıştır. Kebapsız yaşamak olmaz zaten ama. İkisinin farkını biliyor musun? Acı. Başka? Acı diye biliyorum ben. Sadece acı değil, artı ilavesi var. Ne mesela? Urfa kebabı yağlı olur. Adana yağsız etten olur, acılı olur. Anladın mı? Adana yağlı et, yağsız etten acılı olur. Urfa yağlı etten acısız olur. Böyle bir farkı var. Evet, ünlü gurmemiz Volkan Yılmaz'dan Adana ve Urfa'nın farkları konulu programı dinlediniz. Ama ben yağlı et severim. Böyle de bir durum var. Yani ya şimdi hiçbir şeyin kurusu zevkli olmaz. Yok abi, evet. Bak. Yani. Zaten bak farkındaysan Urfa ve Adana arasındaki o farkı yakaladın. Mesela Adana daha böyle kuru oluyor kebap. Ama Urfa daha böyle. Yağlı ve daha böyle bir yumuşak akışkan oluyor yani. Tekrar ediyorum. Tarihi bir cümle kullandım. Orayı es geçtim. Hı hı. Tekrar ediyorum. Hiçbir şeyin kurusu zevk vermez. Burası önemli. Kuru incir falan. Zevk vermez. Her şeyin şimdi biz yağlısı ve ıslan makbul. Şimdi biz tabii ki programlarımızda arada bir böyle yemelerden içmelerden tabii bahsediyoruz ama yarın Ramazan-ı Şerif'in
ilk günü her şeyin öncesinde. Şimdiden tabii ki tüm Müslüman yani alemin... son ağız yapırdatmaları olsun bu. Evet, son olsun tabii ki. Şimdi biz programlarımızda artık çok da bahsetmeyi de düşünmüyoruz. Gerek cumartesi, gerek pazar, gerek cuma günleri. Çünkü bunu da yapmak istemiyoruz. Hem kendimize hem insanlara. Tabii ki buradan da öncelikle ülkemizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayı da mübarek olsun, kutlu olsun diyoruz. Hayırlı i̇nşallah, Ramazanlar diliyorum. İnşallah Ramazan'ın o sakinliği, Ramazan'ın o bereketi statlarımıza ve Volkan futbol dünyasına yansır. Zaten maçlar da belli bir saatten sonra başlayacakmış. O en azından olumlu bir gelişme, olumlu bir görüş oldu bu. İnşallah diyorum ki futboldaki bu hengameye, kavgaya, şamataya, bağırtıya, çağırtıya güzel bir şekilde yansır da futbol iklimimiz biraz daha rahatladır kardeşim. Şu futbol iklimi biraz rahatlasın ya. Yani Volkan, boş haftada bile 1000 tane olay oldu. Şimdi konuşacağız. Yani boş haftada bile, yani boştan kastım şu, milli takım arasında bile onlarca olay oldu ya. Evet, hatta evet. Dün bile oldu ya, dün gece bile oldu ya. Ne oldu? Sakaryaspor Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı olayı. Onu da konuşacağız. Yani zaten TFF, MHK, tahkim kelimelerini ezberledik zaten. Ezberledik. Yani en küçük futbol aklından en büyüğüne kadar TFF, MHK, efendim söyleyeyim, tahkimi öğrendik, ezberledik. Zaten öğrettiler. Zaten bunu dünya coğrafyasında, dünya futbolunda bir tek Türkler biliyor. Bir tek Türkler bu kadar iyi biliyor. Yani MHK başkanlığı, TFF başkanlığı falan hakikaten. Bir de son dönemlerde tabii ki bir de tahkim işleri girdi araya. O da moda oldu. O da moda oldu. Onu da öğrenmeye başladık tabii ki. Yani şimdi hakikaten ben bilmiyorum ki bir İspanya Ligi'nde, bir La Liga'da tahkim denilen yapıyı bilen var mı acaba taraftarlar arasında? Sorsan Volkan, desen bilmiyorum ki yani. Desen kardeşim İspanya Futbol Federasyonu'nun MHK başkanı kim? Mesela. Diyor ki ya ne diyorsun? Ya, hatta ya da İtalyan'a sorsan tahkim kurulu başkanı kim desin? Ben bir çıta daha yükselteyim sana, kulüp başkanlarını bile. Bileme, evet, bravo. Bak, kulüp başkanı. Şimdi mesela La Liga'da bir Levante'nin bir Celta Vigo'nun kulüp başkanını Levante taraftarı bilmez abi. Elçenin az gelişmiş, tabii az ki gelen Osasun ataklarının. Evet. Kim? Kadiz'in. Yani bunların mesela şimdi Elçe'nin taraftarları, tabii. Kadiz'in taraftarlarının, yani o takımın kulüp başkanı bilmez. Ama biz mesela Süper Lig'de abi Yeni Malatya, Sivas, Kayseri, her kimse, hepsini var ya ezbere biliyoruz. TFF 1. TFF 1. İlcilik daha hatta iyi. Hatta 2. Gündeme gelenler falan bir hatta sürü var. Hatta 2'ler de var şimdi. Bu yani o yüzden hani bu kadar zaten şeyi geçtik dedim ya, bir çıta daha yükselttim. Öyle TFF, MFF başkanları falan, yönetim kurulu falan, onları geçtik. Onları zaten artık suvar seller gibi biliyoruz. Yani desteklediğimiz takımın ilk 11'ini sayamayız. Ama kulüp başkanlarının yönetimini ve TFF'yi, MHK başkanlarını çok net sayarız. Ya da TFF MHK'de kim var? Tahkim kurulunun başkanları ve yönetimleri kimden oluşuyor? Tabii. Kim kime yakın? Kim kime uzak? TFF'de kimler var? Kimler yok? Volkan Yılmaz, bunları gayet iyi biliyoruz. Çok. Bize bu kelimeler resmen Volkan'cığım spor medyamız tarafından, tabii o insanlar tarafından ezberletildi. Biz de güzel bir şekilde ezberledik. Yani yarın bir gün mesela Ferhat Gündoğdu kim desen Volkan, hemen insanlar şak diye söyler. Ahmet Güvener mesela. Yüzyıllar önce görev almıştı ama hala aklımızı, beynimizi kazındı Ahmet Güvener. Biliyorsun. Yıllarca bundan konuşuldu. Volkan Yılmaz, çok hareketli bir hafta geçirdik. Gerçekten hareketli bir hafta geçirdik. Yani nedir ne değildir anlayamıyoruz. Anlam veremiyoruz. Yani dün mesela Sakaryaspor Yılmaz Vural Tuncay Şanlı üçgeni vardı. Açıklamalar vardı. Onları konuşacağız. Sonunda katılan goller, atılmayan goller vardı. Peru'nun Paraguay'ı 2-0 yendiği maçta büyücüler vardı. Volkan. Peru çok kritik bir zamanda galip geldi ama acaba büyücülerle mi galip geldi? Onu konuşacağız. Çok enteresan durumlar vardı çünkü. Tuncay Şanlı yuvaya döndü. Efsane geri döndü dedi Sakaryaspor taraftarı. Güzel de oldu. Bunu konuşacağız. Enteresan noktası var. Meclisimizden, Gazi Meclisimizden enteresan bir karar çıktı. Biliyorsun. Spor kulüpleri ve spor federasyonu kanunu teklif edilmişti. Bu geçti. Zaten bununla alakalı sevgili Kenan Başaran çok detaylı bir analiz yaptı. Ajans Spor'da lütfen takip ediniz. Yani bu kanun neyi getiriyor, neyi getirmiyor, onu çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Ercüment Coşkundere ile ayrıldı Sakaryaspor. Ne oldu, anlamsız. Stefan Kuntz'un açıklamaları, kabiliyetleri, yetersizlikleri
Bunları konuşacağız. Ama Volkan Yılmaz ne zaman sonra konuşacağız? Kısa bir aramızdan sonra konuşacağız. Kısa bir aramızdan sonra hem konuklarımızı almaya başlayacağız hem de tatlı, keyifli, minnoş sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Çok iyi hissettiren mekanlar için çözüm paslama uzmanı Rigips. Rigips'in sunduğu üçleme programı devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet, hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı. Bendiniz garip kurbağa dostu Nazım Türknaz. Programımızın yükselen değeri. Bir aynı zamanda zaman zaman agresifleşen Volkan Yılmaz'la beraber yok, kaldığı yerden devam ediyor. Her ne kadar yok yok var var dese de bunu bilenler gayet iyi biliyorlar. Mesajlarla bunu bizlere gösteriyorlar sevgili Volkan Yılmaz. Öyle mi? Evet. Evet, ilk konumuzu yavaş yavaş alalım. Değerli dostumuz abi Volkan'cığım biliyorsun. Çok önemli bir sponsorumuz, çok değerli bir sponsorumuz. Rigips 6'dan bir isim gelecek. Kim gelecek? Serhat Zorbozan gelecek. Serhat Bey, hattımızda mısınız? Buyursunlar. Buradayım. Merhabalar herkese, tüm dinleyenlere. Merhaba. Çok çok teşekkürler. Güzel bir enerjiyle başladınız Serhat Bey. Teşekkürler öncelikle. Aynen öyle, bomba gibi izlersin. Enerjinize ayak uydurmaya çalışıyoruz. Harika. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Serhat Beyciğim, öncelikle şunu sormak istiyorum. Futbol ikliminde nasıl görüyorsunuz? Türkiye futbolunu, Türkiye'deki şu an gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Futbolla alakalı durumunuz nedir? Takım tutuyor musunuz? Önce başlayalım isterseniz. Çok yoğun ilgilendiğimiz söyleyebilirim ama son belki 3-4 senedir biraz daha bu yoğunluğumuz azaldı. Çünkü biraz da tadımız kaçtı galiba. Aslında dediğiniz gibi işte lig oynanmayan bir haftada dahi gündem o kadar yoğun ve sert geçiyor ki. Hepsinin ama üstesinden gelmeyi umuyoruz bir şekilde. Galatasaraylıyım bu arada. Yani çocukluğumun rüya takımı. İşte İstanbul'da yaşadığım sıralarda sürekli maçlarına gider. Kombineli taraftarıyımdır. Güzel. Ankara'da şimdi burada biraz uzak kaldık şimdi nasıl? Peki Ankara'da hangi takımı destekliyorsunuz? Serhat Bey, onu soralım. Valla Ankara Gücü de Gençler Birliği de Keçiören Gücü de aslında bizim semtimizin takımı sayılır. Hepsini destekliyoruz. İnşallah birinci lige çıkarlar buradan. Çünkü bu sene başkent ekibi yok Süper Lig'de. Evet, evet. Ama önümüzdeki sene bir ya da birden fazlasını izleyen fırsatı buluruz. İnşallah. İnşallah. Bu arada sizden sonra da yine biz Ankara'da kalacağız. Ya şu an Ankara'dayız. Yine Ankara'da kalacağız. Keçiören dedin. Ankara'nın Keçiören Gücü. Güzel bir semti. Keçiören Gücü Kulübü teknik direktörü Taner Taşkın'la beraber olacağız. Sohbetimiz onunla devam edecek. Peki evet, gerçekten güzel olacak bizim için. Peki Serhat Bey, şimdi futbolda yenilikler var. Yeni gelişmeler oluyor baktığımız zaman. Yeni hocalar geliyor. Yeni başkanlar geliyor. Şimdi Galatasaray'da bir dönem seçim noktası var. Aynen. Yeni başkan var. Bununla alakalı ne konuşuyorsunuz? Ne düşünmek istersiniz? Valla sezon başında işte Brekel nasıl geçtiğimiz Mayıs Haziran ayında yapılan seçimde geldiğinde hakikaten hepimiz çok heyecanlıydı bir kere. İyi vaatleri vardı, iyi düşünceleri vardı. Yani oradaki içeride dönen olayları tam olarak bilmesek de hani iyi umduk. Ama sonrasında işte her ne kadar iyi çalışsanız da belki sportif başarı gelmeyince yükünüz bir Galatasaray gibi kulübü yönetirken çok daha artıyor. Dolayısıyla ibra edilmediler. İbra olmayınca da tekrardan seçim kararı alındı. Şu anda 3 tane başkan adayı var. Yani şu ortamda dahi 3 tane başkan adayı çıkarabiliyor olmamız hemen şu aşamada bence iyi bir gelişme. Umudumuz hala var demektir. Herkesin olduğu gibi. Tabii yani aslında şöyle. Umut bitmez. Evet, ben de mesela Burak Elmas ilk seçildiği zaman tabii ki bütün Galatasaraylıların genelde hani umutla baktığı bir başkan adayıydı ve seçildi. İnsanlar çok mutlu oldu ama. Ama büyük destek vardı Burak'a. Sanırım biraz da şey oldu. Yani hani evet, sportif başarısızlık evet, ama biraz da herhalde şöyle bir tabir vardır. Yanlış hata. Oynamaları yüzünden de aslında buralara geldi. Yani en basitinden şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bütün artık ülkemizin herkes, ülkemizde futbol genel herkes şunu çok iyi biliyor. Fatih Terim'le Fatih Hoca'yla yolları ayırması zaten açıkçası bir son, kendi sonunu hazırladı yani. Artı bir de çok dikkat çeken, çok tepki çeken bir yönetici vardı Iştangül. Onun da arkasında durması ve yani onu da yönetimden uzaklaştırmaması. Fatih Terim'in
kendi şahsi avukatı olan Rezan Epözdemir Beyefendi ile yoldan ayrılması. Yani sportif başarısızlık, maddiyat sıkıntıları, verilen vaatlerin olmaması gibi gibi bir sürü sorun sıkıntı çıktı. Burak Elmas Başkan'la alakalı. Peki yenilikler hayatımız hep devam edecek gibi gözüküyor değil mi Serhat? Aynen öyle. Bizde bu da heyecanlıyım. Ben de kusura bakmayın. İlk defa böyle bir ulusal yayına canlı bağlanıyorum. Estağfurullah. Heyecanımızı mağdur. Biz bizeyiz. Siz. Tabii. Zaten bizim programımız üçleme olduğu için burada üç kişiyiz. Evet. Fazla insan yok. Aynen. Heyecanlı. Bir tane büyük sebebi de biz bildiğimiz gibi firma olarak da yeni ürünlerimizi lanse ediyoruz. Yeniliklerimiz devam ediyor. Yakın zamanda ErgoWork isimli alçı levhamızı piyasaya sürüyor olacağız. Bu yüzden de epey heyecanlıyız. O zaman bir saniye. Volkan'cığım. Ergonomik bir tabii ergonomik bir alçı levha derken hakikaten enteresan demek ki. Aynen. Ürünün özelliklerini bize bahseder misiniz? Öyle abi. ErgoBoard dinleyicilerimizden de çok uzaklaşmadan futbolun Messi'si efendime söyleyeyim. Ronaldo'su neyse alçı levha dünyasının iddialıyız bu kadar. Yok, mütevazılık var. Yani mütevazılığa bakar mısınız? Alçı levhanın Messi'si. Ronaldo'su. Vallahi maşallah. Ronaldo'su ilgili şöyle bir muhabbet vardı, hatırlıyorsanız abi, işte Antepli ev arkadaşım fıstık sulasını Ronaldo maçlarında çıkarırdı. Ronaldo öyle büyük topçuydu. Evet, doğru söylüyor. Aynı öyle bir etki yaratıyor. Golleri atacağız diyorsunuz. Valla Volkan'cığım, şimdi ErgoBoard gerçekten de hem ergonomik, bir kere en büyük özelliği bu galiba. Ergonomik olması, ekonomik olması ve ekolojik olması. Evet. Bizim üçleme gibi. 3 E. Aynen. 3 tane E'miz var. Bizim de programımızla çok uyumlu oldu hakikaten. Evet. Ergonomik çünkü taşırken, uygularken özellikle atma sahan imalatlarında çok daha büyük bir kolaylık getiriyor. İşçimizi bir kere yormuyor. Onun sağlığına çok büyük katkıda bulunuyor. Bizim inşaat işleri gerçekten çok ağır. Malzemeleri çok ağır. Burada bir katkı vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda binalara getirdiğimiz yük de aslında düşüyor. Azalıyor bununla birlikte. Ki geleneksel işte duvar sistemlerine göre, harçlı duvar sistemlerine göre kuru duvar sistemleri tercih ettiğimizde binamızın yükü düşüyor. ErgoBoard'u tercih edersek çok daha fazla düşüyor. Böyle bir katkısı var. Ekonomik diyoruz abi, 6.2 kilogram metrekare ağırlığı ile daha kolay taşınıyor ve nakliye tasarrufu sağlıyor. Biliyorsunuz akaryakıtta gibi değişimler. Bilmez miyiz? Büyük yükler getirmeye başladı artık. Bunu biz kendi meşrebimizce düşürmeye çalışıyoruz. Buradan bir ekonomi tasarruf yaratmaya çalışıyoruz. Bütün istatistiklerimiz hem bayilerimize, ustalarımıza ve en sonunda kullanıcılarımıza. Peki insan sağlığıyla alakalı, hani ekolojik çevreyle alakalı ve insan sağlığıyla alakalı ürünün özellikleri nasıl? Şöyle, üretilirken çok daha düşük karbon emisyonu var. prensiplerimizden bir tanesi düşük ham madde ve düşük enerji tüketimiyle aynı verimi, aynı kaliteyi elde edebiliyor olmak. Hep bu yönde çalışıyoruz. İşte yapı hastalarımızda keza böyle, profil grubumuzda böyle. Şimdi levhada da ErgoBoard'la aynı adımı atmış oluyoruz. Güzel. Yani diyoruz ki Rigips'te zaten kesinlikle heyecan bitmez, istek bitmez, enerji bitmez ve Rigips'te yenilikler bitmiyor. Bizim çok değerli sponsorumuz şimdi de ErgoBoard isminde muazzam bir ergonomik alçı levha çıkartmışlar. Buradan da gerekli insanlara buradan duyurmuş olalım. Peki baktığımız zaman Serhat Beyciğim, yani Türk futbolunda şu an mesela Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Stefan Kuntz, Alman hocamız geldi. Kolay maçlar diye tabir ettiğimiz maçlarda galip geldi ama bizi Dünya Kupası'na götüremedi. Bununla alakalı bir düşünceniz var mıdır? Geçen gün Uğur Melek'in köşe yazısını okudum. Bir gömlek büyük geldi, büyük Stefan Kuntz'a diye. Aslında katılmamak elde değil. Yani son bu İtalya ve Darmis Portekiz maçından önce oynadığımız 10-11 oyunda neredeyse dörtlü savunmayı oynarken, standarda oturtmuşken işte en kritik Portekiz maçında çok çok yeni, daha önce denenmemiş bir şey deniyor olması birazcık
Toy da geldi işin aslı. Buna rağmen içten bile değildi Portekiz geçiyormuş. Burak belki penaltıyı gole çevirseydi enerji momentum tamamen bizim tarafımıza dönüp karşımızda Makedonya ile maç geçirip Dünya Kupası'na gidiyor olabilirdik. Ama maalesef olmadı. İnşallah ilerleyen dönemde artık daha sistematik demek istiyorum da bizim belki de sürekli sistem değişikliği konuşuyoruz biliyorsunuz. Kültürümüz gereği çok sistemlere alışık değiliz. Bilmiyorum bunun çözümünü yöneticilerimiz nasıl bulacaklar. Valla doğru söylüyorsunuz. Bizde sistemsizlik bir sistemdir. Evet. Kaos, kargaşa bizim aslında çok sevdiğimiz bir reklam kaynağımız. Evet, reklam kaynağımızdır. Kesinlikle bundan besleniyoruz. Kaostan, kargaşadan, karmaşadan besleniyoruz. Öyle sistemmiş. Şuymuş, yok, bize gelmez. Onlar bize göre değil. Sistem falan, onları geçelim. Onlar bize göre değil. Biz Allah ne verdiyse biz girişiyoruz. Vatan millet sakat ediyoruz. Çıkarken omzunu sıvazlayıp hadi oğlum hadi koçum falan demeden büyük ihtimal oynamayacak gibi duruyor yani. Aynen, aynen. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi öyle bu yani. Evet Volkan'cığım, Serhat Zorbozan. Rigips ürün sorumlusu, ürün müdürümüz gerçekten de bize güzel bilgiler verdi. Serhat Beyciğim, son cümlenizi almak istiyoruz. Siz de daha sonra yavaş yavaş vedalaşalım. Efendim bir kere yayını biz kabul ettik. Çok çok teşekkür ederiz. Tüm üçüncü programı dinleyicilerine sevgiler, selamlar diliyorum. Rigips'te kalın efendim. Yeniyle kalın. Valla kalmak zorundalar. Alacaklar. Kalmaya da nasıl yani kardeşim? Kalmaya da devam edecekler. Öyle görünüyor çünkü. Çünkü biz üçleme programı olarak zorunda mıyım? Zorundasın kardeşim. Rigips'te olduğumuz sürece, Rigips'te olduğumuz sürece inşallah uzun yıllar Rigips'te kalacaklar. Hatta büyüterekten. Kalmak zorundalar. Hatta büyüyerekten. Büyüyerek. Evet kesinlikle büyüyerek. Çok önemli. Serhat Beyciğim, tüm Rigips ailesine Ankara'ya buradan selam olsun. İnşallah yakın zamanda görüşmek dileğiyle selamlar, saygılar. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olsunlar. Evet Volkan'cığım, mesaj bombası, mesaj yağmuru devam ediyor. İstersen bir parça, bir bukle okuyalım. Fatih Varsat demiş ki, hayırlı cumalar Kayseri'den, selamlar dinleniyorsunuz demiş. Sarı kırmızı kalpleri bize göndermiş. Çok çok teşekkür. Bir Dünya Kupası gördüm. Artık ne zaman görürüm bilemem. Milli takım 83 milyon kişi takımı. Milli takım hocası stajyerlik yeri değildir. Stajyerlik yöneticilik yeri değildir. Hamit Altıntop'la alakalı kafamda soru işaretleri var demiş. Mesut Işıktürk. Evet ben de sizle beraber aynı yaş civarındayım. Ben de sadece bir defa gördüm. Bir tanesini zaten şu ana kadar Türkiye futbol tarihinde iki defa Dünya Kupası'na katılma başarımız var. Bir tanesi zaten 1954'lerdeydi. Çok çok eskideydi. Selam abilerim, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Futbolda ne diyecek bir şey kalmadı. Milli takım Göztepe'miz hangi dala tutunduysak elimizde kaldı demiş İhsan Tümen. Bazen oluyor böyle şeyler. Evet. Olmuyor diye yani. Hayatta şanslıklar var. Serdar Taşpınar. İyi günler abim. Ben de Danimarka'dayım. Yemin ederim bilmiyorum demiş. Başkan kim? Takım kim? MHK kim? İşte bak. Sorduğumuz sorunun cevabı geldi. Serdar Taşpınar. Şu an Danimarka Futbol Federasyonu'nun başkanı kim bilmiyorum diyor. Takım var mı bilmiyorum diyor. MHK kimdir bilmiyorum diyor ya. Bak, evet. Serdar Taşpınar Danimarka'dan. Soruyu sorduk. Cevabı aldık. Bu kadar basit. Evet Volkan'cığım, İnegöl Köfte ile aranız nasıl demiş Piri Sargın. Ramazanınız ve Cumanız mübarek olsun demiş. Çok çok teşekkürler. Selam olsun sizlere de buradan İnegöl'e. Tuncay 924 589 985 56 çift 0 falan filan diye giden bir numaradan gelen mesaj. Nazım abi, Volkan abi, hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar. Nazım abi, Güvenç Kurtar, Hürriyet Gazetesi'ne Dominic Torrent, Valerian İsmail kimdir diye sormuş. Enteresan bir cevabı var. Bunun için burada okumayalım. Orası biraz çünkü Güvenç Hoca'nın kendi takdiridir. Onu geçelim. Kafalardan Sekentop demiş ki, Salim bana dünden beri her program baskın yapıyor demiş. Evet, o baskından biz de nasibimizi aldık. Salim bana bize de geldi kardeşim. Nusret Özdemir 35. Sıkıntılarımızı bir an olsun unutturan muazzam program demiş bizim için. Evet.
sıkıntılarınızı ve alçıyla alakalı sorunlarınızı unutturan program diyelim. Ufak bir ilave yapalım. Volkan Yılmaz. Evet Volkan'cığım, istersen birer cümle başlayalım. Sakaryaspor, Yılmaz Vural ve Tuncay Şanlı üçgenini. Şimdi dün gece Yılmaz Hoca bir televizyon programında maça gelmişti bu arada. Sakaryaspor Diyarbakır Spor maçını takip etti. Sakaryaspor o maçta 3-0'lık skorla galip gelmişti. Bir gün evvel de lider takımını da kendisi getiren Ercüment Coşkun Deri hocamızla yolları ayırmıştı Sakaryaspor yönetimi. Cumhur Genç Başkan önderliğinde. Yılmaz Hoca demiş ki, benim için Sakaryaspor'un olduğu yerde gerisi teferruattır. Parayla pulla ilgili hiçbir muhabbet bile yok demiş. Ama Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç diyor ki, Volkan, Yılmaz Hoca sene sonuna kadar şampiyonluk primleri, yardımcılar, tüm toplam 6 maç için 5 milyon TL gibi bizden bir rakam istedi. Bizim de bütçemizi açtığı için hocayla anlaşamadık diye sormuş. Bununla alakalı yorumun olabilir miyim? Şimdi ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Aslında yani buradan Sakaryaspor Başkanı, yani açıkçası şöyle bir şey var. Cumhur yani, Genç, Cumhurbaşkanı. Evet, Cumhurbaşkanı yani bilmiyorum. Keşke bağlansa da bu sorduğum sorunun cevabını verse. Öncelikle hani Yılmaz Hoca, evet. Tuncay Hoca falan, ya bunları öncelikle ben bir kenara bırakayım. Çünkü neden? Abi bu Sakaryaspor başarılı değil mi? Lider Sakaryaspor şu an lider ama şöyle bir durum oldu Volkan. Aslında puan farkıyla öndeydi. Arka arkaya bazı sıkıntılar, sonuçlar alındı. Tamam. He. Gitti çarşamba günü Diyarbakır Spor'u yendi ama evet. Şansına Volkan, Trabzon 1961 FK'da son saniye golüyle komşusu Bayburt'a mağlup oldu. İşte fark 4'e çıktı aslında. Evet, fark 4'e çıktı. Yani onun mağlup olması, 461'in mağlup olmasıyla fark yine 4'te devam ediyor. Evet. Ama şimdi yani şöyle bir durum var. Bu hoca değişiklikleri, şimdi Mevcut Hoca ile yollar ayır. Ondan sonra bir Yılmaz Hoca gündeme gelsin. Sonra Tuncay Hoca ile anlaş falan. Yani bu işi bozar abi. Evet. Bak bu Sakaryaspor'un bu özlemini sıkıntıya sokar. Şimdi sen oradan sonuçta direkt çıkmak istiyorsun. Doğru mu? Şimdi direkt çıkmak için elinden geleni yapıyorsun. Sezona çok iyi başlamışsın. Aynı şekilde de devam ediyorsun her şeyden öncesinde. Ya şimdi baktığımız zaman abi 21 galibiyetle oynuyor. Ligde sadece 3 tane mağlubiyet almış bir takımı konuşuyoruz. Şimdi başarısızlık zaten neydi uzun ki? Uzun süre mağluptu. Evet, evet, uzun süre mağluptu. Başarısızlığın adı neydi ki? Adı konulabildi mi ki? Hocayla yollar ayrıldı ve sonrasında da bu şekilde kaos devam ediyor. Bu birinci soru. İkinci soru. Tabii bunun cevabı bende yok. Ya ikinci sorum da şu aslında soru değil ama şimdi Yılmaz Hoca'yla alakalı ve Tuncay Hoca'yla alakalı şöyle. Keşke şimdi eğer ki Tuncay Hoca'yla anlaşma durumun, zeminin vardı ise keşke Yılmaz Hoca'dan önce Tuncay Hoca'ya teklifi götürseydin. Çünkü evet ikisi de Sakarya'nın evladı, ayrı bir konu. Ama şimdi Tuncay Hoca ile çalışmak daha bir mantıklı gibi geldi bana. Çünkü başarılı bir takım var. Eğer ki bu ücretlerde Tuncay Hoca zaten gelecek değilse keşke önceliği Tuncay Hoca'ya verselerdi. Bu şekilde anlamsız, gereksiz diyaloglara aslında girilmemiş olurdu. Şimdi Yılmaz Hoca diyor ki ben ücret falan diyor talep etmedim. Öyle çok bir aman aman bir beklentim yoktu. Doğru mu? Hoşuma, aman aman ücret beklentim yoktu diyorsun. Ha. Ama başkanın açıklaması var karşılığında. 6 maçta 5 milyon TL gibi bir rakam gözüküyor. Şimdi artı yardımcılarına da bir 5-6 milyon lira para. Şimdi 6 maç içinde hocam. Şimdi ben biliyorsun yani Yılmaz Hoca hani Türk futboluna mal olmuş. 2 milyonmuş Volkan şey. Hoca kendisi 2 milyon istemiş. 2 milyon da şampiyonluk birini istemiş. İstemiş. Evet. Yardımcı hocalar da var. Oğlum zaten tabii bedava gelmiyor. Şimdi Yılmaz Hoca'yı severiz sayarız. Türk futboluna mal olmuş bir insan hakikaten. Evet. Gerek renkli kişiliği, gerek hocalığı. Zaten şunu çok iyi bir kere söyleyelim. Genellikle şampiyon olacak takımlar değil de düşme hattındaki takımları gidip kurtarmışlığıyla aslında bir meşhuru var. Bir küçük parantez açayım. Üçeybeydi Erzurum harici. Bir de şöyle bir şey söyledi. Ya dedi ben dedi Fenerbahçe milli takım. Galatasaray Beşiktaş derken dedi ikincilik kategorisine düştüm dedi. Evet. Mesela. Şimdi hocam yani nereden baksan Volga elde kalan bir konuşma. Yılmaz Hoca'yı seviyoruz. Fazla topa girmek istemiyoruz ama yani keşke o programda bunlar konuşulmasaydı. Mesela evet. O zaman Sakaryaspor'la niye hocam gittin oraya görüştün? Niye görüşme yaptın? Niye maçına gittin? Sakaryalısın. Herkes biliyor bunu. Ama şimdi mesela enteresan nokta şurası. Fenerbahçe bedava imza atarım diyorsunuz. Ama karşınızda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre 6 maç için 5 milyon TL gibi bir rakam istiyorsunuz. 5 de yardımcılara koy 10.
Şimdi 6 maç için kimse kimseye, özellikle ikinci ligde oynayan bir takımın yönetimi, yöneticisi 10 milyon lira parayı kimse kimseye vermez abi şu zamanda. Şimdi kalmış 6 maç. Şimdi ben diyor şampiyon yaparsam prim alırım. Ya zaten bu takım otomatik şampiyon. Bu takımı zaten buraya getirenler o prim almamış ki. Hocam sen nasıl alacaksın? Artı 6 maçta 5'ini kazansan yeterli bu arada. Tabii tabii. 4 puan, 4 puan için... abi. 5'ini kazansan zaten bitiyor iş. Yani ama şimdi bu kadar, ya bu rakamlar gerçekten büyük rakamlar abi, korkunç rakamlar. Hani bize göre öyle ama herhalde Yılmaz Hoca'ya da bence öyle olması gerekiyor. Diğer tarafta başkan da diyor ki ya efendim öyle değil. İşte bu paraları istedi. Bence yanlış konuşuyor. Şimdi bakıyoruz abi kime inanalım. Yılmaz Hoca'ya saygımız çok büyük ama Sayın Başkan'a da saygımız çok büyük. O zaman abi çıksın konuşsunlar, bağlansınlar, desinler kardeşim. Ben böyle dedim, sen böyle dedin. Buyurun abi orta yolu bulalım bakalım. Kim ne demiş abi? Çıksın ortaya madem. Evet. Volkan Yılmaz, kısa bir aramız var. Hı hı. Kısa bir aramızdan sonra sohbet devam edecek. Sohbetimizin ortalarında Ankara'ya yine uzanacağız. Zaten Ankara'dan çıkmıyoruz bugün zaten. Keçiören Gücü Teknik Direktörü Taner Taşkın'la beraber olacağız ama önce reklam diyoruz. Radyo Spor. Çok iyi hissettiren mekanlar için çözüm paslama uzmanı Rigips. Rigips'in sunduğu üçleme programı devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet, hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı Nazım Türk Nasi Volkan Yılmaz eşliğinde Radyo Spor mikrofonlarında devam ediyor. Cihan Kayhan demiş ki Volkan'cığım, program adınız küçlemeyi çağrıştırıyor, acıttırıyorsunuz demiş. Ya olabilir. Sevgili Cihan'cığım, senin ismin de bana alçıyı anımsatıyor kardeşim. Şimdi ben oradan giriyor muyum? Girmiyorum. Tabii. Giremem. Volkan Yılmaz, orası ayrı bir konu. İlto Güler'den çok güzel mesaj var. Sayın Üçlemenin Kralları, bu hafta inşallah Göztepe'miz Konya Spor'u yener ve biraz rahat nefes alırız. Sizi yayınlar. 3 günlük mutluluk çünkü demiş üçleme başlıyor. Hmm. O zaman akabininde hemen onunla alakalı bir mesaj. Lütfen. Bursa'dan Sezer Kılıç. Yine bir cuma klasiği, yine üçleme günü. Maşallah. Devam. Abiler hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar. Teşekkür ederiz. Aysal'ın, Ünal Aysal'ın aday olmama konusunun yeni çıkan spor yasasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk almak istemiyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? İyi yayınlar. Bursa'dan selamlar, sevgiler demiş. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ünal Aysal'ın efsane lafını buradan hatırlatacağım. Bakınız. Lütfen not alın. Alıcılarınızın ayarıyla oynayın. Sesini açın yani. Demişlerdi ki Ünal Başkan'a. Efendim siz hani futbolla daha önce bir temasınız olmadı. Tabii tabii. Hani futbolla böyle yakın geçmişiniz yok. Acaba hani ne oldu da böyle bir anda geldiniz falan? Demişti ki Ünal Başkan, efsane bir cevap, futboldan anlamam ama futboldan anlayanı anlarım dedi ve Fatih Terim'i hemen görevin başına getirdi. Teknik direktör getirdi ve arkasından muazzam transferlerle bence Volkan Galatasaray'ın başkanlarındandı. Çilek şeyi vardı değil mi o da? Çilekleri bitmedi. Hiç çilek. Mancini bile gelmişti yahu. Evet, o bile çilekti, evet hakikaten öyle. Yani Drogba'lar. Tabii tabii. Schneider'ler. Buraklar. Burak Yılmaz'lar, Selçuk İnan'lar. Galatasaray'ın en iyi zamanındaydı Ünal Başkan. Ne oluyor? O lafı tekrar hatırlatıyorum. Çok sevdiğim bir laftır Volkan. Hı hı. Futboldan anlamam ama futboldan anlayanı anlarım demişti. Evet. Bence mesele bu bence Volkan. Ya mesele o da aslında şöyle. Sezer'in de söylediğinde tabii ki doğruluk payı olabilir ama Ünal Başkan nezdinde söylemiyorum ama bundan sonra abi bak bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra o işler zor. Kolay kolay başkan bulmak. Bak kolay kolay kimse bak, öyle her kulübe 5 aday, 10 aday, 25 aday falan. Ya kardeşim 5'in katları oluyor ya şey vardı, adaylar. Bir sloganlar vardı. Ne? Çıldırt bizi baştan. Hayır be. Ya çıldırt bizi baştan falan nedir ne? Sen ya sen biliyorsun o işleri. Bak şımart bizi baştan, çıkart bizi baştan. Ne demektir bu? Yani transferleri doldur demek. Ya, çıkart bizi baştan. Evet. Bunu zamanında tabii ki şöyle söylerim. Söyleyelim tabii ki. Açıkla onu şimdi. Yani. Açıklarım. Kime Beşiktaş söylendim, tarafları, derdi Beşiktaş tarafları. O dönem Yıldırım Demirören'e. Evet. Bunu söylemişti. Tekrar ediyorum, şımart bizi başkan, hı hı, çıkart bizi baştan. Maşallah. Ya da bazı tribünde der ya, büyük başkan bizi bırakma.
Tabii. Ne için? Valla. Transfer için. Arkasına bırakmaz. Bak. Artık büyük başkanlar var ya. Arkasına bakmadan. Arkasına bakmadan. Böyle taraftar, taraftar böyle diyecek. Niye? Hadi ya. Be. Ben gidiyorum. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Valla bravo. Bak, bak genelde başkan adaylıklarında 5'in katları oluyor abi. 5, 10, 15, 20, 25'te gidiyor adaylar. Başkan adayları. Şimdi artık ne olacak biliyor musun? Bir kişi bilemedim, 1,5 kişi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz de burada Galatasaray Kongresi'nde geçen sene hatırlanabilirler. Çok değerli bir ismi İbrahim Özdemir. Kendisi belki oy sıralamasında düşüktü ama sosyal medya bilinirliği üçleme sayesinde adeta tavan yapmıştı. Evet, Volkan. Yapmıştı. Evet. Şimdi burada mütevazı davranmayalım. İbrahim Başkan aday olursa yine burada ağırlamaktan onur duyarız. Evet. Mutluluk duyarız. Telefonla bağlanırsa bağlarız. Sevgili Başkan Sayın İbrahim Özdemir'e buradan selam olsun diyelim Volkan'cığım. Volkan'cığım Ankara'ya istersen bir geçelim. Bugün zaten Ankara'dan çıkamadık. Çok sevdiğiniz bir isim var. Evet. Ben kendimi çok seviyorum. Gerçekten de evet. Yani hem başarılı hem yakışıklı artı, hem karizmatik. Artı benim hemşerim. Ya senin hemşerin değil, benim hemşerim. Benim hemşerim. Nasıl? Değil. Nasıl bir insanın doğduğu, büyüdüğü, geliştiği yerdir. Hayır. Evet, mikrofonlarımızda kim var? Ankara Keçiören Gücü Kulübü'nün çok başarılı teknik direktörü Taner Taşkın attığımızda. Hocam, hoş geldiniz işlememize. Hoş bulduk. Selam Nazım. Merhaba Volkan. Merhabalar hocam. Hocam maşallahınız var. Yine her zamanki gibisiniz. Formdasınız, iyisiniz, güzelsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diliyorlar. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Hamdolsun valla iyi. Nasıl olalım? Maça hazırlanıyoruz. Yarın çok önemli maçlarımızdan çok bir tanesi kritik var. Çok kritik. Kritik bir maçımız var. Evet. Burcu Spor'la. Onun için gerçekten çok ciddi hazırlandık. İnşallah Ramazan'ın da birinci günü olması sebebiyle tabii ki oruçtan oyuncularımız da olacak. İnşallah bu maçı böyle güzel geçmek istiyoruz. Ramazan'a değil bir başlangıç yapmak istiyoruz. Evet. Şimdi hocam sene başında biz aslında sizi gıyabınızda her zaman için takdir ettik. Şöyle ki sene başında Keçiören Gücü gerçekten de almış olduğu sonuçlarla beraber küme düşme hattının bir ya da ikinci numaralı adayıydı. Bir tanesi Balıkesir Spor'du, diğeri de Keçiören Gücü'ydü ama sizin gelişinizle beraber adeta derler ya hoca dokunuşu, muazzam bir ivmelenme, çok zor kaybeden bir Keçiören Gücü'ne dönüştü ve almış olduğunuz çok başarılı sonuçlarla aslında küme düşme hattından uzaklaştınız. Yani şimdi sonuçlar biraz da değişti ama uzaklaştınız. Çok başarılı gidiyorsunuz. Bunun hocam bir sırrı, bir sebebi, bir sihri var mıdır? Çok teşekkür ederim. Tabii sezon başı geldiğimizde, daha doğrusu sezonun 9. haftasında geldiğimizde 4 puanlı olan bir takım vardı. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Enerji bayağı bir düşüktü. Oyuncu potansiyeli var fakat takım olma yolunda hala bir mesafe almamış bir takım vardı. Biz geldik. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanları toplayacağımızı ve bu takımın ligde Allah'ın izniyle kalacağını oyuncu grubuna anlattık. Çok çalıştık. Oyun formatında değişiklikler yaptık. Ya başarının sırrı derken gerçekten Allah çok yardım etti bize. Bunu Allah yardım etmese zaten bunu başaramazdık. Ama biz de bu yolda gerçekten çok gayret ettik. Oyuncularımızla samimi bir şekilde çalıştık. İlk önce takım olma yolunda ciddi mesafe aldık. Herkes birbirine çok samimi oldu. Öncelikle bizlerle samimiyeti kurdular. Daha sonra birbirleriyle daha samimi oldular. Şimdi takdir edersiniz ki geçen sene, bir önceki sene de başarılı olmuş bir playoff'un direğinden dönmüş bir Keçiören Gücü. Evet, 7. olarak Altınordu 6. olmuştu. Son dakikada, son saniyede gitmişti. Evet, o iskelet kadrodan tabii giden 8-9 tane kıymetli oyuncu vardı. Tekrar takım olma süreci kolay değildi onlar açısından. Biz ilk dönem çalışan İlker Püren hocamıza da teşekkür ederiz. Bize iyi bir takım bırakmış. Biz sadece doğru taşları doğru yerine oturttuğumuzu söyleyebilirim. Oyun formatında değişiklik yaptık. Bunlar da etkili oldu. Daha sonra devre arasında yapmış olduğumuz taktiklerle beraber güvenli bir takım haline geldik. İlk devre çok gol yiyen bir takımımız vardı. Ama Allah'ımız olsun ikinci devre oynamış olduğumuz 9 maçta 6 gol yedik. Ve ciddi bir gol sayısına ulaştık. 16 puan topladık. İlk devre 19 puanla kapatabildik. Koca ilk devreyi 18 haftayı ama
9 haftada şu anda 16 puan toplamayı başarabildik. Yani 35 puanla şu anda hala küme düşme sıkıntısını hisseden bir takımız. Hala kurtulmuş. Evet. Fakat şu anda oynadığımız oyunla artı altımızdaki takımlara baktığımız zaman da Allah'ın izniyle 2 maç 3 maç bile kazansan 9 haftada inşallah küme düşmesini yaşamazsın, ama 3 maçta üstte alırsan da üst tarafı zorlayacak bir takım haline gelirsin. Hocam yalnız şöyle bir durum var. Şimdi biz hep söylüyoruz programlarımızda, zaten biz de özellikle birinci lige çok yer veriyoruz. Bütün takımlara da yakın ilişkili tanıyoruz. Şimdi şöyle, evet. Bu lig gerçekten zor bir lig. Yani şu anda evet, yani sizin bulunmuş olduğunuz konumda evet hala bir düşme korkusu, tabii, var. Lakin şimdi 42 puanlı Samsun Spor'u da geri kalan 27 puanlık bir periyotta, geri kalan Samsun Spor'u da altınıza alma. İşte Adana Spor'u zaten aranızda 3 puan var. Baktığımız zaman 8. altınıza tekrar alma durumu var. Evet, düşme durumu da var, ayrı bir konu. Şimdi lig çok hakikaten çok böyle kızışık bir lig. Aslında Keçiören Gücü tam ortada. Bunun psikolojisi, psikolojisi hem sizde hem oyuncularınızda hem yönetimde. Yani ne durumda? Yani bu psikolojiyi hocam aşabilecek misiniz? Ya Allah şükürler olsun. Gerçekten dediğim gibi oyuncularla çok ciddi bir samimiyet kurduğumuz için oyuncu grubuna bunu anlatmak zor olmuyor. Hı hı. Biz oyuncu grubunu hiçbir zaman düşmeyle söylemlerde hazırlamıyoruz maçlarımıza. Evet, güzel. Aksine bir seviye kalarsak yukarıda oynayabileceğimizi anlatarak hazırlıyoruz. Gerçekten de oyun olarak bunu başardılar zaten. Baktığımız zaman ikinci devre 9 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almışız. Çok iyi sonuç. Yani en fazla puan toplayan 3 tane takımdan bir tanesi ikinci devre itibariyle Keçiören Gücü'dür. Hocam bu arada mağlup olduğunuz maçlar da hep son saniyelerde, son dakikada atılan gollerle mağlup oldunuz. Hani... İkinci devre şükür, evet, olsun, bir tane mağlubiyet aldık. O da Kocaeli deplasmanı. Gerçekten seyirciyle bize karşı çok iyi hazırlanmışlardı. Evet. Yani bu mağlubiyet oldu. Bir de dakika dediğiniz gibi 93'te yediğimiz bir, evet, talihsizlik oldu. Evet. Ve eksik oyuncularımız da vardı. Ama şu anda bütün oyuncularımız hazır. Bursa Spor maçına da hazırız. Yani biz ikinci devre kalan maçlarımızda inşallah bunu hiç hissetmeden şu kısa zamanda bu sıkıntılı periyottan çıkıp acaba bir seri yakalayabilip acaba yukarısını oynayabilir miyiz diye umut edeceğiz. Hazırlıklarımız bu yönde. Evet. Tabii ki bunu yaparken de yoğurdu üfleyerek yemek zorundayız. Yani bazı maçlar var, işte kazanamazsan kaybetmemem gereken maçlar. Mesela şimdi ben 3 tane maça çıkacağım. 3 maçtan 3'ü de düşmeyi ilgilendiren takımlarla. Bir tanesi yarın oynayacağım Bursa maçı. Bursa Spor. Diğeri Gençler Birliği'yle oynayacağım. Onlar da sıkıntılı puan durumunda. Denizli gelecek size. Daha sonra Denizli geliyor. Yani bu 3 maç benim için kazanmam gereken, kazanırsam beni yukarıya taşıyacak maçlar. Allah korusun kaybedersem 3 maçta da bir sıkıntı yaşarsam da bana düşmeyi hissettirecek maçlar. O yüzden bu maçlar yenemiyorsan yenilmemen gereken maçlardan bir tanesi. Bravo. Ligde varlığı ispatlayabilmen için. Bu bizim gerçekçi tablomuz, ama biz geleceğe umutla bakıyoruz. İnşallah bu 3 maçtan istediğim sonuçlar gelirse o zaman kalan 6 haftada ciddi anlamda ben yukarısını isteyen bir takım haline gideceğim. Hocam şöyle, yine size bir soru var. Adana Spor taraftarı değerli dinleyicimiz Murat Tangay, aslında sizin de direkt rakiplerinizden, diyor ki Taner Hoca'ya bir sorum olacak. Öncelikle deplasmanlarda topu rakibe vererek oynamaları bir taktik mi, yoksa oyuncu profilleriyle alakalı bir durum mu demiş. Adana'dan selamlar söylüyor size. Aslında biz topu rakibe vererek oynayan bir takım değiliz. Daha çok topu kullanmak istiyoruz. Fakat tabii ki önceki sezonlara baktığınız zaman Keçiören Gücü oyunu geriden kurmaya başlayıp daha sonra orta sahaya aktarıp pas oyununu daha çok oynayan bir takımdı. Fakat dediğim gibi o oyuncu grubunun gitmesiyle beraber eline değişik bir oyuncu portföyü var. Ben maçı nasıl kazanmam gerekiyorsa öyle hazırlanan bir teknik adamım. Yani elimdeki oyuncuyu yani oyuncu kazanmaya yönelik değil de şu anda maç kazanmaya yönelik oynadığım için bu temaslı bir oynuyorum. Topu da rakibe verme konusunda zaten bu ligde baktığımız zaman 2-3 tane takım top yapma becerisine sahip takımlar. Yani çok fazla da futbolun oynandığını söyleyemem. Ama evet, biz şunu yapabildik, başarabildik geldiğimizden beri.
Bir, oyuncumuza coşku verebildik. 90 dakika boyunca sahada maçı kovalayan bir ekip olmamız gerektiğini söyledik. Dört, yani bir temaslı oyunu çok seven bir yapım var. Bütün takımlara bunları işliyorum. Temaslı oyunda çok başarılı olduk. Yani dirençli bir takım haline geldik. Bunu başarabildik. Bunu söyleyebilirim cevap olarak. Evet, şu an hattımızda Keçören Gücü Teknik Direktörü Taner Taşkın hocamız var. Hocam, coşku dediniz ama aklıma coşku deyince bir isim geliyor. Sizin öğrencilerinizden bir tanesi. Ya bu sene de gerçekten performansı üst seviyede. Emeka Friday Eze. Harika. Evet. Geçen sene de Keçiören Gücü'ndeydi. Devras gelmişti. Adana Spor'da esas oynamıştı. Hocam, Emeka Friday Eze için ne düşünüyorsunuz? Attığı gollerden sonra yapmış olduğu takılar hakkında bir bilginiz var mı? Taklalar küçüklükten geldi. Onun size bir alakası. Hocam, bu taklayla alakalı şöyle. Yani mesela şimdi genelde böyle takla atan güvercin gibi konuşuyoruz ama şu an. Takla atan oyuncular var. Şimdi hocalar. Estetik. Mesela siz ya da başka hocalar acaba oyunculara telkinde bulunuyor musunuz? Ya kardeşim bak. Yapma. Üçer beşer takla havalarda parende atıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Sakatlanır makatlanırsın. Hani şu sıkıntılı haftalarda en çok ihtiyacımız olan oyuncusun. Gibisinden bu taklalara karşı bir şeyiniz oluyor mu yani? Telkininiz oluyor mu oyuncuya? Yok yok. Hatta çok da hoşumuza gidiyor. Neredeyse ben de onlarla beraber takla. Hocam yapmayın. Yani evet. Yani kenarda 90'da gol buluyoruz. Eze golü atıyor. Takla atıyor. Yani biz o arada içimize atıyoruz ama nasıl attığımızı bilmiyoruz yani. Hocam, hatta öyle bir görüntü var. Yani hem yedek kulübesi hani Eze golü atıyor. Taklalara başlıyor. Yedi kulübesine doğru. Yedi kulübesinden de ona karşı bir atraksiyon oluyor. Hakikaten muazzam bir görüntüydü bu. Yani Eze hocam Süper Lig yapar mı sizce? Eze bana göre Süper Lig oyuncusu. Gerçekten bu liglere bir tık fazla gelen, iki tık fazla gelen bir oyuncu. Zor bir oyuncu. Eli avuca sığmayan bir oyuncu. Ama bizim gerçekten çok güzel bir görüntü var. Birbirimize karşı inancımız var. Çok da karakterli. Takım için her şeyini ortaya koyabilen bir oyuncu. Özellikle ikinci devre. Biz 7 hafta Eze'siz oynadık. Eze'siz bu fanları toplayabildik. İlk defa geçen hafta İstanbul Spor maçıyla beraber ilk 11 bizde başlayabildi. Orada da farkını ortaya koydu zaten. Koydu, evet. Eze gününde olduğu zaman çok çok önemli bir oyuncu. Yani ben şu anda Süper Lig'de bile onun yapısında onun gibi patlayabilen, driplingi olan bir tane oyuncu inanın görmüyorum. Bunlar da büyük takıma dahil. Yani tabii Süper Lig'deki iyi takımlar dışarıdan forvet arayacaklarına elindeki bu oyuncu ki zaten Avrupa'dan bile devre arasında ciddi bir bonservis gördü. Ama biz ihtiyacımız olduğu için gönderemedik oyuncuyu. Hocam sorması hep ne kadar bir rakama kadar çıkmıştı bonservis için? Kafanızda var mı? En son bir 500 bin euro verdiler. Vermedik yani oyuncuyu. Daha yapar bence hocam. Efendim? Daha yani yukarı kaldırır rakam. Tabii daha yukarısını zaten beklentisi var. Evet. Gerçekten bunu hak eden bir oyuncu yani. Çok, çünkü Avrupa için bu paralar komik paralar. Çok büyük paralar değil. Yani sezon sonu zaten ciddi talipleri mutlaka alacaktır. Ama biz bu 9 haftayı Eze ile beraber en iyi şekilde geçirmek istiyoruz ki onun gibi takımın içinde Olevin diye bir oyuncu var. Evet, Olevin. Geldikten sonra çok çok daha böyle bir iyi bir performans sergiledi. Sakatlanan bir Cibril diye bir oyuncumuz var. Yani bunlar çok kıymetli oyuncular. Hocam bir tane Azerbaycanlı oyuncumuz var. Ben de hatta biz Volkan'la beraber Eyüp Spor maçı izlemiştik. İskenderli. Yani hem İskenderli'yi hem de Eze'yi çok beğenmiştik o maçta. Gerçi o maçta mağlup olmuştu ama. Yani Eze diğer oyuncuların abisi gibi duruyor. İskenderli de çok yetenekli duruyor. Böyle biz İskenderli'yle de geçen hafta içinde bir yol ayrımı yaptık. Öyle mi? Biraz beklemesi onu huzursuz etti. Takımımızda 8 tane yabancımız vardı. İskenderli de bize ilk devre iyi toparladı. Daha sonra takım ruhuna uymadığı için bir yol ayrımı yapmak zorunda kaldık. Ama o da aslında değerli, kıymetli bir oyuncu. Yani. Hayırlısı olsun diyelim hocam, hayırlısı olsun. Peki tamam. Hocam, bu sene gerçekten de... yukarısı değil ama aşağısı çok karışık. Allah size yolunuzu açık etsin. Gerçekten alt taraflar çok karışık. Şimdi bir de bakıyorsunuz hep camia takımları hocam. Bursa Spor, evet. Denizli Spor, Kocaeli Spor, Altın Ordu, Gençler Birliği. Yani işiniz kolay değil, işiniz zor ama siz bu işlerin pirisiniz, becerisiniz hocam. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Yani
işimizi layıkıyla, dürüst bir şekilde, şerefiyle, namusuyla yapmaya çalışan hocalardan bir tanesiyiz. Bu zamana kadar da ciddi başarılara imza attık. Burada da tabii ki ekibim çok ciddi faktör, ciddi bir ekibim var. Bu çocuklarla beraber güzel işler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz sevgiler için de çok teşekkür ederim. İnşallah bunlarla çalışıyoruz olsun. İnşallah hocam. Hocam Ankara'ya, Keçiören'e, benim çok sevdiğim bir semtte kendisi, bilenler bilir zaten. Buradan selam olsun. İnşallah hocam bir zamanda görüşmek dileğiyle sizde. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun hocam. Allah hocam selamlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Volkan'cığım, sen Eze'ye söylüyorsun. Eze'den daha topa girmeden ama Eze deyince aklımıza da Coşkun Demirbakan gelmiyor değil. Evet, her zaman. Senin de o güzel şarkın vardı. Demek ki bir şey söyleyeceğim. Program Coşkun Hoca'da mıymış acaba? Bak, oynayan oynatıyor. Geçen sene İlker Pören de oynatmıştı ama. Evet. Bak bu sene Taner Hoca ile 10 gol 2 asist Volkan. Ya bir de bir şey kolay değil bu işler kardeşim. Adam şey yapıyor abi. Sorumlu yani, adam söyledi hoca. Taklalara geliyor yani, sürekli adam diyorum ya, güvercin gibi takla atıyor, golleri de atıyor, bir de keyifli bir oyuncu, güzel de goller atıyor ya, ama bilmiyorum abi yani ya, diğer oyuncuların abisi gibi. Evet evet ya, bilmiyorum şimdi Coşkun Hoca, Coşkun Demirbakan bu kadar isyan etti yani Eze ile alakalı. Bir bukle okur musun acaba, kimdeydi o şarkı yani? Okur musun bir bukle? Bir kere yanlış, şarkı değil türkü. Tamam söyleyelim. Neyse işte yani. Ya sen söyleyelim. Tamam sen ne derler? Popstarsın veyahut da süperstarsın da. Popstar, ben değilim, ben garip. Estağfurullah. Hayır, ben garip gurebayım. Sen ne alabilirsin o? Ya bir bukle. Bitti, ne buklesi ya? Bir bukle alalım. Hayır, alamazsın. O zaman ben söyleyeceğim. Söyle sen söyle. Volkan Yılmaz'ın tabiriyle ezele de delil görüm ezele. Bir kapılmışım bir vefasız Patrick Friday Eze'ye. Hocama burada hakikaten de selamlar. Hocam bitik Keçiören gücünü bayağı bir yükseltti. Yani bayağı şeydi. Öyle mi canım, bitikti yani. 4 puan aldı adam. Tamam be. Bitik ne diyorsun ya? Hayır, son sıralardaydı kardeşim. Neyse ne biz tamam, yani. Durumu kötü diyelim. Durumu kötü. Burası Er Meydanı. Volkan Yılmaz. Burada ültimasam olmaz. Niye programı açarken diyorsun ya, ani çıkışları, sert çıkışlarıyla meşhur. İşte aniden giriyor ağız burun Volkan falan diyordun ya. Şimdi burada Er Meydanı diyorsun. Bak sen yapıyorsun. Ben gayet sakin bir insanım. Çekindin. Yok abi, çekinmedim ama bitik, kabuğuna çekildin. Bitik falan da demeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya kabuğuna çekilince ben de mecburen çıkmak zorunda kaldım yani. Bitmiş, ölmüş. Yengeç burcusun biliyoruz. Patlamış falan ya bunlara. Hayır. Bunlara gerek yok bunlara ya. Onlara girme şimdi, ne alakası var? Ya o bir tabir. Ya durumu kötü. Durumu kötü. Evet, durumu kötü. Keçiören gücü takımını hakikaten Taner hocamız aldı. Hakikaten bir noktadan bir noktaya getirdi. Biz de zaten hakikaten Taner hocanın hocalığına zaten saygımız çok büyük. Hakikaten bu işte çok iyi yapanlar. Bakiye soramadık ya. Hakan Aydın isim sormuş. Aklımdaydı, soramadım. Keçiören sahası hala suni mi? Suni. Yoksa gerçekçi mi, ama bir takipçimiz bize demişti ki o değişti demiş. Hatırlıyor musun birisi? Birisi öyle bir şey söylemiş. Suni'den tabii tekrar dönmüş normali galiba. Değil mi? Normali döndü gibi bir şeyler, evet söylemiş. Ama stat kutu gibi. Keçiören'de Estergön Kalesi'ni yaptığımı tekrar hatırlatıyorum sizlere. Keçiören'de Estergön Kalesi'nin Estergön Kalesi'nin modelini. Nazım abi yaptı. Nazım abi kuşattı kaleyi. O aldı. Hayır hayır. O öyle değil tabii de, şimdi teşbihte hata olmasın ama Keçiören kalesinin modeline alakalı bizim de bir orada çorbada tuzumuz var yani. Ya kaleyi yapanlardansın öyle mi diyorsun? Ne demişsin? İşte bak, bilenler, Ankara'yı bilenler beni çok iyi anlarlar. Marşta mı? İyi bilirler. Hangi marşı? Estergon Kalesi marşını. Onu ben yazamam çünkü yaşım müsait olmuyor. Ona yaşım müsait olmuyor. Evet sevgili üçleme severler ve sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Son mesajlarınıza bakıyorum. Kimler var, kimler yok. Mehmet Pınar. Abiler selamlar. Bizler kim miyiz? Bizler üçleme fanlarıyız. Bak. Göztepe'mize Abramovich'ten ziyade Danimarkalı yatırımcı daha mantıklı geliyor bana demiş, ne dersiniz? Evet, biz de aynı şekilde katılıyoruz. İnşallah da Göztepe'ye layıkıyla layık olacak ve daha da çıtayı yükseltecek bir başkanın, bir sahibin gelmesi dileğiyle diyelim. Tuncay Bey'den mesaj var. Nazım abi, Taner Hoca'ya sorar mısınız? Keçiören gücü kaliteli genç futbolcular yetiştiriyor. Keçiören gücü İlhan Cavcav, rahmetli İlhan Cavcav dönemindeki gibi başkentinin futbolcu fabrikası olabilir mi diye sormuş Volkan'cığım. Olabilir. Doğru mu?
olmamasında herhangi bir ben sorun sıkıntı göremiyorum Volkan Yılmaz. Son mesajlar. Kenan 27'den demiş. Selam abilerim, iyi yayınlar. Mehmet Baykan Bey de istifa etmiş. Hakikaten demiş, enteresan işler oluyor. Süper Lig başlıyor. Hani derler ya, varlığı ayrı dert, yokluğu ayrı dert. Ne sen ne de sensiz demiş Süper Lig için. Kenan 27. Kayseri'den Onur Yıldız'ın selamları var. Sevgili Nazım. Onur Yıldız'ı seviyoruz. Onur Yıldız bir aralar Twitter sohbetlerinin yıldızıydı. Vazgeçilmez ismi. Hemen hemen her takımın yüzü. Tabii hemen hemen her takımın Twitter sohbet odasına daimi giderdi. Hatta Göztepe'ye de geldi. Hı hı. Ben yakından şahidim. Onur'a buradan selam olsun. Bir Kayseri seyahatinde Onur Yıldız'ın güzel cıvıklısını yemek dileğiyle dedim Volkan Yılmaz. Evet. Tabii tabii, Onur kardeşimiz. Yani eli bol bir kardeşimiz. O noktada sıkıntı yok ya. Her maçta da gidiyor bu arada, Kayseri Spor'un da destekleyicisi. Buradan seviyoruz. Bakalım son mesajlar kimlerden var, kimlerden yok. Tuğberk Yıldızlı. Kral abilerim, hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar, nasılsınız? Sizce Galatasaray bu sezon ligde kalabilir mi? Şimdi böyle sorular gerçekten yani. Yapmayın gözünü seveyim. Böyle sorular gerekiyor Tuğberk Yıldızlı. Volkan Yılmaz, son bir dakika. Mehmet Uzundurukan hattımızda, görmüş olduğun gibi bitti işaretleriyle oynama devam etme diyor. İstersen hem ligimize hem de bize hem de değerli dinleyicilerimize, takipçimize bir veda konuşması yapar mısın? Yapalım tabii ki. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, üç nöme takipçileri, evet. Programımıza aktif katılan herkese. Ama herkese hakikaten ayrıca tırnak içinde, parantez içinde, ne için alırsan al lazım abi, çok çok teşekkür ederim. Pasifleri yok mu? Abi yani şimdi programı dinleyen insan, dinlemeyen insan niye teşekkür edeyim abi? Şimdi seninki de iş mi yani? Dinlememiş abi. Şimdi adam, hayır, adam bizim radyoyu dinlememiş. Gitmiş müzik radyosu dinlemiş. Üçlemeyi dinlememiş. Gitmiş abi orada başka bir şey programı dinlemiş. Şimdi niye teşekkür edeyim canım? Seninki de iş mi yani? Ama belki imkanı yoktu ya, dinleyecek. Abi imkanı yoksa niye başka müzik kanalı dinlemiş? Abi bizi dinlesin yani. Şimdi o yüzden abi, o yüzden. Müzik kanalı değil nereden biliyorsun bu arada? Abi o yüzden demem o ki bizi takip eden dinleyen. Bizi takip eden dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Tabii ki değerli sponsorumuz Rigips ailesine de. Bu arada Doğukan Yüksel bizlere, yetişti hemen. Yetişti mi? Bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Evet, Kayseri'den de Doğukan kardeşimize de çok çok teşekkür ederiz. Saçlarıyla müsemma o da. bir dakika bak şimdi orayı hemen kısa geçiyorsun. Saçlarıyla müsemma. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Nazım Türknaz, sana da teşekkür ederim. Kendime de ediyorum bir ufak. Bir şey ufak, bir ufak. Herkese, hakikaten herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Yarın 9-11 saat arasında görüşmek dileğiyle. Çok iyi hissettiren mekanlar için çözüm paslama uzmanı Rigips. Rigips, üçleme programını sundu. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.